Duygu hırsızlığı diye bir kavram olmalı mı? Bu bir suç haline gelmeli mi? İlginç, belki olabilir ama hakimin karşısına çıkacaksınız ve ne diyeceksiniz? İşte hakim bey, bu benim duygularımı çaldı, duygularımı gasp etti, oynadı. Hakim de diyecek ki anlat bana, ispatla. Karşı taraf diyecek ki neye göre, kime göre? Uzun hikaye ama duygularımızı sömüren insanlar var değil mi? Duygu hırsızları var, duygu emen vampirler var. İşte bu videoda duygu sömürüsüyle nasıl başa çıkacağımızı göreceğiz. Duygular bizim en hassas noktamız, en kırılgan noktamız aslında. Yani duygularımız o kadar hassas bir nokta ki oradan etkileniyoruz, oradan ikna oluyoruz, oradan aşık oluyoruz, oradan nefret ediyoruz. Bir anda o bizi depresif yapıyor, bir anda heyecanlandırıyor. Aslında duygularımız ne diyorsa biz duygularımızın bizi götürdüğü yere çoğunlukla gidiyoruz. Pek de hakim olabildiğimizi aslında söyleyemem duygularımızla ilgili. Çünkü bizi duygularımız yönetiyor çoğunlukla, çoğu durumda. Aklımızı kullanmak ya da duygularımıza hakim olmak tabii ki birçok durumda öğrenilebilir, duygulara müdahale edilebilir, duyguların mesajı algılanabilir, yönetilebilir falan. Bunlar zaten bu kanalda pek çok videoda değindiğim konular ama özellikle duygularımız bazen bizi alıyorlar ve hiç ummadığımız kadar farklı noktalara taşıyabiliyorlar. Hele bu bilinçli, organize, sistemli bir şekilde yapıyorsa, işte az önce giriş bölümünde de bahsettiğim gibi duygu hırsızlığına, duygu gaspına dönüşüyorsa artık bunun bir cezası olmalı herhalde değil mi? Çünkü bazı insanlar bunu gerçekten bilerek, isteyerek ve gerçekten bunu tam anlamıyla hedefleyerek, planlayarak yapıyorlar. Ve biz de duygularımız sömürülmüş, kendimizi bazen kandırılmış, bazen yanlış anlaşılmış, bazen de gerçekten içinden çıkılmaz bir halde buluyoruz. İşte duygu sömürüsüyle baş etmek için bir şeyler yapmanın herhalde zamanı gelmiş o halde. Duygular hassas noktamız, duygular zayıf noktamız. Peki duyguları yok saymak mı gerekiyor burada? Duyguları görmezden gelmek mi? Hani duyguları reddedip ya da kendini tamamen kapatıp hiç kimse beni sömüremez böylece noktasına taşımamız mı gerekiyor? Hayır tabii ki. Duygu taşıyan varlıklarız biz. Duyguları olan canlılarız. Ama sadece duygularla hareket etmiyoruz tabii ki. Duygularımız eğer bir başkasının kontrolündeyse, bir başkası bizim duygularımızı kolayca alıp yönlendirebiliyorsa orada işte ciddi bir sıkıntı var. Orada müdahale etmemiz gereken bir durum var. Duygusal anlamda özellikle bir de çok hassas insanları düşünün. Yani çok kırılgan, melankolik ya da çok duygusal dediğimiz yapıdaki insanları düşünün. Onları manipüle etmek, kandırabilmek pek çok açıdan çok da mümkün. Hatta işte reklamlarda bile biz duygularımıza yenik düşerek gidip bir ürünü satın alıyoruz. Yani aldığımız ürün değil aslında. O ürünü yükledikleri anlam ve duygu bizim için. İşte bir bayram yaklaştığında hepimiz göreceğiz bunu. Bayramlarda işte bir tane dede çıkacak ekranda, tek başına yalnız evinde oturuyor ve kimse yok bayramda, gelen yok, giden yok. Biz hemen o dedeyle empati kuracağız. Belki de kendi dedemizi ya da kaybettiğimiz dedemizi, bir yakınımızı düşüneceğiz. Tek başına yaşlı adam orada duruyor. Derken o duygularımız kabaracak, onu sahiplenmek isteyeceğiz, acıyacağız, belki üzüleceğiz. Sonra dede bir korna sesi duyacak, perde yavaşça aralanacak, bir bakacak birkaç otomobil yaklaşmış. Otomobilden inen çocuklar, torunlar, kapı birden açılacak, herkes dedeyi kucaklayacak ve mutlu bayramlar diye biz ekranda bir tane ürün göreceğiz. Ve sonra markete gidip o ürünü belki de düşünmeden elimize uzatıp alacağız. Aslında bizim satın aldığımız şey o çikolatanın kendisi değil. O çikolataya bizi götüren duygu. İşte duygularımız bu kadar önemli. Duygularımız bu kadar hassas. Manipüle olurken, bir ürünü satın alırken, aşık olurken, nefret ederken, motive olurken, öğrenirken, kızarken, severken, uyurken ne yaparsak yapalım aslında duygularımız alıyor ve bizi bir yerlere götürüyor. Duygularının peşinden gidiyor insanlar. Hepimiz duygularımızı takip ediyoruz. Ama duygularımız çoğu zaman bizi manipüle etme amacıyla kullanılıyor. Tabii ki bunlar birer illegal kullanım yolu. Fakat videonun başında da söylediğimiz gibi bu bir suç değil. Bu en azından çok manipülasyonun içine daldığı bir kategoride suç olarak değerlendirilmiyor. Haliyle de bizim gözlerimizi açmamız, duygularımızı dinlemeyi, duygularımızı yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Özellikle duygu sömürüsüyle, yani bir insanın duygusal zayıflığını kullanarak kendi duygusal zayıflığıyla bizim duygularımızı etkilemesini bir şekilde nasıl engelleyebiliriz? Şimdi duygu sömürüsü ya da kendini acındırma, kendini çok fazla o duygunun içerisine gömüp bizim hassas noktamıza ulaşma çabası
aslında o kişinin kendi hikayesiyle alakalı. Sırf bir insan üzülmesin diye bir seçim yaptığınızı düşünün. Bir insanı kırmayayım diye bir şeye evet dediğinizi düşünün. Sırf o üzülmesin diye karşı koyamadığınızı düşünün. Ama eninde sonunda zaten bu kopma olacak. Ve eninde sonunda gerçekleşecek olan şey belki çok daha büyük bir patlamayla sonuçlanacak. İşte insanların üzülüyor olması ya da bir konuyla alakalı kendilerini kötü hissediyor olmaları, bizim bununla eğer bu olayın direkt birinci el içinde değilsek, olayın kahramanı değilsek, aslında bizim hikayemizin bir parçası değil. Hikayeleri birbirinden ayırt etmek, izole etmek gerekiyor böyle durumlarda. Yani sırf bir insan çok fazla kişi tarafından üzülmüş, çok fazla kişi tarafından yargılanmış, çok kötü bir çocukluk hikayesi var diye onu misyon edinip, onu hayatımızı ona adamak. Ya bu bir tercihtir tabii ki. İnsanlar bunu tercih edebilir. Bu başka bir şeydir ama sırf bunu, o duygusal zayıflığını görüp de bizim normalde yapmayacağımız şeyleri yapmamız artık en sonunda bizi de tüketebilir. Kimse kimsenin kurtarıcısı değil çoğunlukla. İnsanlar birbirine yardım edebilir. Fakat herkes kendi dersini kendi alacak. Duygu sömürüsü yapan ya da duygusal zayıflığı olan ya da duygularını kullanarak insanları manipüle eden insanlar o zayıflıklarını kendileri telafi edecekler. Herkes kendi sınavını veriyor çünkü. Herkesin kendi imtihanı var. Hepimiz kendi sınavımızı verirken bile ne kadar yoruluyoruz, başımıza gelmeyen kalmıyor, ne kadar dersler alıyoruz, çileler çekiyoruz. Bırakın Allah aşkına başka insanların imtihanlarına, sınavlarına, bir de onlara karışırsak evin yolunu bulamayız artık. İşte çok fazla, bu aslında gaddarca bir ifade değil ya da insanları umursamaz bir yaklaşım gibi algılanmasın. Hele hele benim bunu asla zaten söylemem mümkün değil. Fakat gereksiz yere insanların omuzlarında taşıdığı bu duygusal yükleri alıp da onları sahiplenerek, onları kişiselleştirerek kendi sorunlarımızı da aslında büyütmeye başlıyoruz. Ya da bırakın kendi sorununu, hani kendi derdine odaklanmayıp başka insanların dertleriyle insanlar haşır neşir oluyorlar ve bu bizi tüketebiliyor. İşte herkesin alması gereken bir ders var ve herkes kendi yol hikayesini kendi yazıyor. Herkesin bir kendi sınavı var yani. Bizim sınavımız zaten bize ait ve bize özel. İşte bu nedenle hikayeleri ayırmak, duygu sömürüsüyle baş edebilmek için biraz net olabilmek önemli. Bizim insanlar için yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Sonuçta hiç kimse bir başkasının gücüyle, onun iteklemesiyle sürekli olarak yol almayı sağlayamaz. Ya da siz sadece sınırlı olarak insanlara bir şeyler yapabilirsiniz. Görmek istemeyene hiç kimse bir şeyi gösteremez. Birisi hazır değilse siz onun dünyasına ne kadar büyük büyük çabalar verseniz de, hediyeler sarf etseniz de onun görmesini sağlayamazsınız. Tanrılar Okulu kitabında güzel bir deyiş vardır. Ermişle de karşılaşsa hırsızın gözü onun cebindedir. Ve bazı insanların aslında o anda onu deneyimlemesi gerekir. Bunu misyon haline getirip de kendinizi feda etmenin en azından çoğu durumda hiçbir anlamı yok. Bazı durumlarda belki de bu empatinin dozunu ayarlayamadığımız için sınırları koyamıyoruz. Ya da kendimizi bir anda duygu sömürüsü içerisinde, duygu sömürüsü altında hissediyoruz. Empatinin aslında ayarı biraz arttığı zaman bu sempatiye dönüşüyor. Karşınızdaki insanı bütünüyle, hikayesiyle özümsemeniz, onu sahiplenmeniz, artık onun hayatıyla ilgili her şeyi sizin de içselleştirmeniz gibi bir tehlikeye dönüşüyor. Hiçbirimiz bir başka insanın hayatını onun kadar sahiplenemeyiz. Bu elbette ki bizim birinci derecede etki alanımızdaki insanlar değilse. Fakat bunun dışında kalan insanların, özellikle bizi duygusal anlamda sömüren insanların kendi hikayelerine saygı duymak, fakat bunu bir empati sınırı içerisinde yapmayı başarmamız gerekiyor. Bir tık öteye geçtiğimizde, bu sempatik bir dinlemeye, uyuma dönüştüğünde artık kendimizi ona adamaya başlıyoruz. Ve bir insan kendini bir şeye adadığında, birine adadığında kendini feda eder çoğunlukla. Ve bu klasiktir yani, fedakarlık da biri feda ederken diğeri kâr eder. En sonunda dengeler değişir artık ve feda eden insan günün sonunda neler kaybettiğini fark ettiğinde öfke patlaması belki tahmin edilemez boyutta bile olabilir. Evet, duygu sömürüsü, duygu hırsızlığı, duygu gaspı bir suç mudur değil midir? Tabii ki bunlar işin esprisi, teknik detaylar. Fakat insanların duygularımızı emdiği, sömürdüğü, duygularımızı tıpkı bir vampir gibi bizden çekip bizi de savunmasız bıraktıkları pek çok durum var. Bizim de gözümüzü açmamız gerekiyor.
bizim algılarımızı açmayı öğrenmemiz gerekiyor. Hiç kimse zorla hayatımıza girip de bize kolay kolay bu duygu sömürüsünde bulunmuyor. Aslında biz de evet diyoruz çoğunlukla. Çünkü bizim de beslendiğimiz bazı kaynaklar var. İnsanlar bize bir şey sunduklarında biz de bunu kabul ediyorsak eğer bu da demek ki bizim kendi içimizde bir parçamızla alakalı. İşte bunu da fark etmek önemli. Duygularımız bizim kontrolümüzde olmalı. Çünkü duyguların bizi götürdüğü yere biz kontrolsüzce sürüklenmeye başlarsak o zaman kendimizi hiç de olmayı istemediğimiz bir noktada bulabiliriz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Duygularınızın size güzel yollar göstermesi dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.